Sorular Evet, var. çok güzel. Bir soru. Şuradan seyircilerden gelen. Zeynep Koçak zıpladığında rüzgar seni geri götürüyor mu demiş. Emre sormuş. Ama o dönemler bitti. O Bitti. zayıflığına şey yapmış da. Zeynep, Ben bayağı 10 kilo çok aldım. gerçekten de çok güzel bir kadın olmuşsun ya. Maşallah. Çok teşekkür Kilo ederim. yakışmış. Kardeşim be kardeşim. Başlayacağım senin müziğine hemen arkadan. Çok güzel gerçekten Çok teşekkür maşallah ederim. ya. Valla. Teşekkürler. Kilo aldığın için böyle bir tepkiler nasıl geldi? İyi tabii. Beğenildi. Evet. Sen peki sıkıldın mı kilo? Çünkü Kelebek'te köşe yazısı yazıyor Zeynep. Çok da güzel şeyler yazıyor. Oradaki yazılarından birkaç tanesinde kilo ile ilgili Evet. bir sıkıntılı şeyler yazmışsın yani. Ya vücut alışkın olmadığı için kiloya saçma sapan yerlerime kilo alıyorum. O yüzden Niye bütün olarak kilo almıyorsun? Belli yok, bölgeler evet belirli bölgeler. Onunla ilgili Sadece yazmıştım. parmağım Ama Şey böyle abi, ben de eskiden sadece buraya alıyorum kiloyu. Böyle sanki içimde bir gergedan varmış gibi. Gerçekten çünkü zayıflarda öyle oluyor yani. Çok Aynen. saçma bir yere nüfuz ediyor kilo. Mesela Eser lömbür lömbür mesela. Her yerde böyle su yatağı Çok gibi. Fena. Her yerde. O çünkü çocuklukta da öyleydi. Ben 10 yaşından beri tanıyorum öyleydi yani. Sen küçüklükten beri böyle Ben mi? küçüklükte böyle 40 kilo falandım ya. Allah Allah. Baya yani birden 5 yaşındayken ama 40 kilo falan. Hayır. 17 yaşındayken. Sonradan ne oldu bir anda mı Ya aldın? birden abi böyle bir şey oldu ve üniversite zamanında böyle hızla kilo almaya başladım. Sonra durduramadım da kendimi. Bir şey demişsin ya benim boynumdan aşağımda eniştem yaşıyor gibi bir şey Ya böyle çünkü o kadar alışkın değilim. Hala böyle baktığım zaman aynaya gerçekten sonra boynumdan aşağıda bir enişte var gibi duruyor böyle memeli falan. Alışan. Hani boynumun aşağısı hep mangala gitmek istiyor ama hani kafa gitmek istemiyor yani. Ya İşte bak ne kadar güzel. Kendisiyle barışık bir adam. Harika. Mesela şimdi Berkay'a sorsam. Hemen söylerim. Hemen söylerim. Sen de kaç spor mu yapıyorsun arkadaş? Hayatın boyunca spor mu yapıyorsun? Ne bu devamlı fit fit fit? Ben yani son 7 yıldır sürekli yapıyorum. Yani haftada 5 gün falan yapıyorum. Tabii. Ama Sahneye çıkıyorsun, popçusun. Bir de hayır. Sürekli bir Popçuluğun efor gereği sarf abi. ediyorsun. Popçuluğun gereği kısa kol böyle delikli tişört. Ya bu tişört zaten biliyorsunuz hikayesini. Evet. Aslında çok fazla yırtık. Normalde ben sadece tişört giyecektim ama ben rica ettim Hülya Avşar'dan. Dedim ki hani benim tişörte ihtiyacım var giymek için ama özel bir şey gönderebilir misiniz bana? Kime rica ettin? Hülya Hanım'a, Hülya Avşar'a. Ha. Rica ettim. Bana da kesip tişört gönderdi ama biraz fazla kesmiş tişörtleri. Yani şu an mecbur ceket giymek zorundayım yani. Sen gördün ama. Bir de siyah olanı görmen lazım Çocuklar, ama bayağı straplez siz oraya mı? Bayağı yani gerçekten yukarıda giydi onu giyme bari Ben dedim ya. giydirdim onu. Bayağı böyle büstiyer gibi duruyor. Kolunun sadece o kısmına mı takıldınız? Sen Hülya Avşar'dan tişört rica ettin, kesip mi gönderdin? Evet. Bu neler yaşanıyor ya? Hayır, siz niye Hülya Avşar'dan tişört dedi? Bu taraf gayet doğal Vallahi çok enteresan. Hayır, İzzet Altınmeşe'den pantolon rica ettim. Programa çıkmadan önce. İzzet abi bunu kesip Hayır, göndermiş kendisi böyle. Yırtıp bir şeyler yırtmayı seviyor. Ha, seviyor ha. Ondan bana öyle gönderdi ama. Ama böyle evet. Siyah gerçekten. Olacak iş değildi. Yani ben giysem mi dedim, İbo'ya giyindim gösterdim. Dedi büster gibi oldu dedi, çıkar dedi. Gerçekten çok yersin. Ay, kumaşlı yeri daha az demek ki. Tamam her sadece burayı kapatmış. Ama sana çok yakışmaz. İnanılmaz olur. Vallahi güzel olmaz. Harika olur. Sen de böyle o tüp kılıfı gibi olmaz. Tüp kılıfı. Ya anneler tüpe... Tüllü. Anneler över miydi? Anneler tüpe kılıf överdi ya. Sonra damacanaları da yaptılar abi. Şu damacanasında anneniz hiç kılıf övdü mü ya? Yani o nasıl bir çamaşır makinesini ördü annem ya. Ya tüpe ördü tüpe ya. Tüpü kapatmak mı istiyor? Tüp görünmesin mi istiyor? Tüpü seviyor bu da giyinsin mi istiyor? Ne ya? Tüple ne garip bir duygun var tüple ilgili yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.